Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün böyle güzel bir rota yapmıştık aslında. Motor sürecektik. Size yine vlog tarzı bir şey çıkartacaktık. Fakat çok değişik bir olay cereyan etti. Bunu da anlatayım burada. Bir motor denk geldi. Kemal'e biliyorsunuz Tracer 9 almıştık. Aslında böyle bir Afrika TV'nin de gönlünde vardı. Böyle bir yerden haber geldi. Bir motor varmış. Şimdi rotayı değiştiriyoruz. Gidip motora bakacağız. Bugün böyle bir vlog sizi bekliyor. Bakalım neler olacak. Kemal de biraz heyecanlı. Şimdi biraz onu göstereceğim size. Aslında her şey hazırdı böyle. Kıyafetler, muyafetler. Ofisteydik. Bugün çıkıp böyle bir Kandıra Kerpe tarafına sürelim diyorduk ama ya pislik yeri, sigara içiyor ofiste ya. Alacağız mı Afrika'yı? Bakacağız ya, görmeye. Bakalım arkadaşlar. Aslında bak böyle her şeyi, interkomları falan şarj taktık. Bugün böyle bir yol yapacaktık. Kameralar falan da hazır. Bakalım. Gidelim bakalım. Yol değişti. Motor alırsak yol vlogu falan yaparız. Bugün böyle değişik bir şey yapacağız bakalım. Hadi yola çıkalım o zaman. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Yoldayız şu an. Olayı hani videonun başında anlattım. Tekrar anlatmak istiyorum. Değişik bir şey oldu. Dün akşam konuşuyorduk böyle, hani motorcular arasında hep bir motor muhabbeti vardır ya. Lan şu motor, bu motor hiç bitmez o muhabbet. Dün akşam da yine öyle bir muhabbet vardı masada. İşte Kemal'i biliyorsunuz Tracer almıştı ama gönlü Afrika TV'nden yanaydı ama Tracer aldı. Sonra böyle bir yerden bir haber geldi bize arkadaşlar. Afrika TV'nin var, gelip bakın istiyorsanız diye. İşte şu para bu para olur falan konuşuldu. Ya dedik ki alalım Afrika'yı. Satarız dedik Tracer'ı hani elimizde. Sonuçta Tracer da Yamaha hızlı giden bir motor. Yani bugün normalde böyle yine sizi bir gezdirecektim. Güzel bir vlog yapacaktım size. Kefken Kandıra tarafına gidecektik. Orası baki sözüm olsun. Yine gideceğiz. Orada güzel mekanları göstereceğim size. Neler yapabilirsiniz diye hem yakın. Velhasıl kelam bugün kerpe işin açığı. Bu motosiklet alma heyecanıyla kerpeyi bugün salladık. Ne yapıyoruz? Bugün şimdi İstanbul'a gidiyoruz abi. Az yani motora binerken fikir değişti, aradı, telefon geldi. Öyle değişik bir hareket olunca da dediğim gibi şu an çıktık abi İstanbul'a doğru. Gidiyoruz bakalım, bir karşıya geçeceğiz. Motora bakacağız. Eğer gönlümüze sinerse motoru almayı düşünüyoruz arkadaşlar. Motor ne bu arada onu da söyleyeyim. 2021 Afrika TV'nin L4 var arkadaşlar bir tane. Beğenirsek onu alacağız. Bugün alamayız ama en azından şeyi bitiririz diye düşündük. Ticareti bitiririz diye düşündük. Kaporasını veririz makinenin. Pazartesi salı gelir makinamızı alırız. Dedik ki Afrika ile gideriz anasını satayım şeye. Kandıra tarafına. Onunla gezeriz. Bu ara böyle bende böyle bir enduro var. Serkan da bir Triumph 1200 Explorer'a kapora verdi. Yeni 1200 Explorer geliyor ona da. Kaporasını verdi ama sezona doğru gelecekmiş makinalar. 1200 Explorer geliyor arkadaşlar. Hem de 30 litreli falan böyle radarlı madarlı endolu modelinin 1-2 tane kaporası verildi bizim takım tarafından böyle. Makineler gelecek inşallah. O yüzden böyle Kemal'le ya ben de Enduro alayım falan kafasında şu anda. Hop yerler ıslak, dikkat et. Derken öyle Afrika'yı da bulduk. Dedik hadi yürü yapıştıralım gidelim. Böyle anılar çok keyifli oluyor. Motor dediğim böyle alınır abi işte. Tak diye bir haber gelir, bir şey olur. Gider alırsın. Falan filan. Biz de dedik böyle yolda bugün böyle bir vlog yapalım o zaman. Gezmeye niyet ettik, motor almaya gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben karışmam, benzinimi Kemal'e ödeteceğim bugün. Ödesin, ıslatıyoruz. Olursa benzin parasını Kemal'den alacağım arkadaşlar bugün. O yüzden gazlayacağım şimdi rahat rahat motorla. Bu arada ben de bu aralar şeyleyim, adventure'layım. Bu aralar keyifli vakit geçiriyoruz kendisiyle. Malum soğuyan hava şartları böyle bir enduro motora itti beni de. İyi ki de itti. Şu an gayet keyif alıyorum kendisiyle. Bir süredir beraberim. Vallahi gayet güzel. Biraz koltuğu bana bir iki saat içinde böyle sert gelmeye başlasa da bu gazı açtığın zaman şu motor performansı var ya abi. Birçok şeyimi etkiliyor. Birçok şeyimi unutturdu. İsterseniz böyle bir yarış motoru gibi olabiliyor. Biliyorsunuz bilmiyorum, o İstanbul Park videosunu yapamadık. Piste girdik. Niye yapamadık onu da bahsedeyim. Hemen size. Aslında o gün çok güzel, eğlenceli bir içerik hazırlamıştık. Fakat İstanbul Park görevlileri dediler ki motorda beraber işte GoPro takmak, kaska yasak deyince benim de o gün gidona bağlayacağım aparatlarım yanımda değildi. Ben kaskıma takarım diye düşünmüştüm. Ondan mütevellik arkadaşlar GoPro'yu pistte gazlarken takamadım. Piste neyle gazladım arkadaşlar? Bununla girdim piste. Amortisörleri bayağı falan sertleştirdim. En son 200'de viraja giriyordum bu kendisiyle orada. Hani o asfaltın güzelliğini size anlatamam. İlk defa girdim İstanbul Park pistinde gazladım. Mükemmel bir yol tutuşu vardı. Harikaydı. Yani bu enduro makinayla bile
harikalar. Pekleri falan sürtüyorduk bir yere. Bu şeyle KTM'nin pekleri biraz çizildi işin açığı. Viraj o kadar keyifli oluyor ki abi. Asfalt o kadar güzel ki size anlatamam. Hani böyle bildiğiniz ana yolda kullandığınız şu otoban asfaltı bile ne kadar kaliteli. Motor pek kaymaz gazlarken. Bunu falan unutun abi. Bunun 2-3 katı, 4 katı, 5 katı güzel bir asfalt var orada. Ve en azından yollar şerit geniş babacım. Rahat rahat viraj yapıyorsun. Karşıdan gelen mi bilmem ne mi derdin yok. Müthiş bir deneyimdi benim için. Gerçekten güzel eğlendik o gün. Motoro'nun yaptığı bir etkinlikte biz KTM ile birlikte katıldık. Buradan da hepsine tek tek tekrar teşekkür edeyim aklıma gelmişken. Bu arada yeni bir tane kask aldım. Benim kaskı Kemal aldı. O böyle bir beden büyüktü bana. L alayım bu sefer demiştim ama bol oldu olmadı. Ben yine GTR2'den devam ediyorum. Şu an takımda 1, 2, 3, 4, 5 kişi de GTR2 kullanıyoruz arkadaşlar. Ve gerçekten kasktan herkes şu an çok memnun. Yani soran olursa da tavsiye ederim. Yani reklam değil. Nereden istiyorsanız alın. Beni ilgilendirmez orası. Dün hatta şey yaptırdım kaska. Bu 3D baskılar var arkadaşlar. Biliyorsunuzdur böyle bir tabancası var. Plastik akıyor ve 3D'den bir şekil çiziyor size. Normal GoPro aletlerini kaskıma monte edemiyordum. Niye? Çünkü istediğim gibi olmuyordu GT2'de. Ya çok yandan uzatmam gerekiyordu. Yani bununla ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa bununla ilgili video çekebilirim. Bu vlog çeken arkadaşlar veya yani ille kaska bağlayıp değil sağda solda bir şey yapmak istiyorsanız aşağıda belirtin o 3D ile ilgili kask aparatlarını nasıl yapıyoruz. Sizinle onları paylaşabilirim. Belli siteler var. Orada paylaşıyorlar arkadaşlar şeyleri. Siz söyleyin adını, modelleri. Oradan indirip oradaki işte herhangi bir dosyayla herhangi bir yazıcısı olan bir firmaya gittiğiniz zaman bu baskıları size yapıyorlar. Güzel de bir montaj ayağı oldu. Hatta bugün onu deniyorum. Bakayım. Yapıştırdım. Kaskıma da birebir oldu. Daha güvenli tuttuğunu düşünüyorum şu an. Bunu derken GoPro fırlıyormuş. Düşünsenize olur mu olur. Daha önce başıma geldi. Gidelim mi lan biraz? Bir 200 yapalım ya. Benzinler Kemal'den bugün. Basın. Afrika'yı almazsak benzinler benden ama o zaman. Ya şuradan kısa yolumdan tak müziğimi açayım da bir müzik dinleyeyim ya. Ne varmış listede? Uzi, Paparazzi. Bu neymiş ya? Buradan ses falan da açabiliyorsunuz. Güzel, direkt interkomunuza gitmeyeliniz. Arkadaşlar bu sanal marketi tanıyan var mı ya? Bazar sanal market. Çok beğendim. Bu ara gözüm de böyle yapılı offroadlarda. Çok iyi değil mi ya pembe? Kamptakilere falan mı sanal market baba? Çok iyi ya, müthişsin. Süper süper. Çok güzelmiş. Ya bu ara şeyi görüyorum. Hadi canım yürü geldim. Böyle YouTube'da Ford Ranger'ları falan alıyorlar abi böyle. Raptor mu Ranger mı tam bilmiyorum şimdi. Motor kadar hakim değilim otomobile. Altıdaymışım ya lan zaten. Manyağa bak ya. Neyse abi alıyorlar onları böyle giydirme F-150 yapıyorlar. Jantları falan değiştiriyorlar böyle. Lastikler büyüyor, arabayı yükseltiyorlar, ön farlar değişiyor falan. Ya inanılmaz güzel bir şey oluyor. Bence böyle Range Rover'dan falan daha iddialı bir duruşu olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz güzel oluyor. Fiyatlarına baktım mesela böyle bir Ranger'ınız var değil mi mesela? Bak bu araba bunu alıp veriyorsunuz. Bunu F-150'ye çeviriyor adamlar. Yani bulursam linki bırakırım. Bence birçoğunuz biliyorsunuzdur. Hasta oldum abi ya. Mükemmel. Çok güzel duruyor. 2-3 milyon jipe vereceğime 1 milyona bitiririm işi. Jipten daha kaliteli duruyor. Artık içleri de falan gayet lüks. Ha sürmedim bilemem. Bir şey diyemem tabii ki de. Bence gayet güzel. Yeni akım bu bence ya. Ya biz şu işleri niye motora yapamıyoruz ya? Alıp swap gibi falan böyle değişik bir sürü şey. Kasa giydirmece bilmem nece böyle. Böyle bir şeylerle mi uğraşsak? Custom motor mu yapsak ya arkadaşlar? Hele ama baştan yapmak lazım bunu ya. Bu işi kim yapar biliyor musunuz? Tabii ki de biliyorsunuz. Bu işi Apo abi yapar abi yaparsa. Öyle bir tane aslında proje motoru bulup Apo abiyle böyle değişik bir şey denemek lazım. Önce ufak bir şey yapacaksın. Eksiklerini göreceksin. Daha sonra büyük makine koyacaksın böyle. Önce 250cc bir şey yapmak lazım. Sonra böyle bir tane eski bir blok bulacaksın böyle 4 silindir ya da 2 silindir ya veya makine ya böyle 4 silindir 4 alacaksın. Zaten öyle bir Cafe Racer isteği var, yapmak istiyorum böyle komple soyup bir makineyi baştan aşağı kendi dizaynımla yapmak istiyorum. Ama bunun için hem çok zaman lazım hem de gerçekten o işe biraz para akıtmak lazım arkadaşlar. Maalesef öyle olduğu için birazcık erteliyorum o işleri. Bu arada size bir şey soracağım arkadaşlar. Lütfen buraya dikkat edin. Tecrübeniz veya çevrenizde kullanan bilgisi olan varsa bana bir dönüş yapabilir mi lütfen?
Böyle şehir içinde sürekli böyle skuterla falan dolanırken böyle bir kask arıyorum. Yine full face istiyorum. Shark'ın Skull SK Wall diye bir kaskı var. Ska Wall diye mi okunuyor? Ska Wall 2, önünde ve arkasında LED lambaları var. Bu kaskı hiç takan var mı? Memnun mudur? Ses şey, izolasyon nasıldır? Malzeme kalitesi nasıldır? Lütfen beni bir bilgilendirsin ya. Mümkünse hatta bana bunu Instagram'dan yazarsa o arkadaşım çok teşekkür edeceğim. Kullanan varsa. Özellikle kullanıcı deneyimi istiyorum. Hoşuma gitti tipi. Böyle önünde ve arkasında LED'leri var. Düşünüyorsanız siz de bakabilirsiniz. Shark'ın kaskları fena olmaz diye biliyorum genelde. İçine bir entegre modül yapmışlar böyle. Altta bir tuşu var. Kaskın hem önünde hem de arkasında toplamda 6 tane LED ışık yanan bölüm var böyle. Ama bu şöyle düşünmeyin, böyle rengarenk yanan LED'ler değil. Daha kaliteli olmuş böyle. Hem de gece sürüşlerinde bu olay sizin görünürlüğünüzü arttırdığı için güvenlik anlamıyla yaptığını söylüyor bunu. Ama böyle şekilciler, şükülcüler olabilir ya. Akşam yakar gezeriz yani. Neden olmasın? Gidelim mi diyorsun? Yürü mü diyorsun? Hadi yürü. Hadi. Ya sapık beni bırakmıyor ya. Yürü. Hadi bakayım gel. Gel bir alayım ifadeni gel. Öyle Tracer 9. Bu da biraz kafa sallamasa güzel olacak. Gazlarken. Kafa sallıyor abi makine. Görüyorsun biraz. Gezdiriyor beni. Aynısı Tracer'da da var. Diyor ki apaçilik yapalım diyor. Diyorum ki kızıyor insanlar. Yapmayalım. İçimden bir sesle böyle yap. Çok da yapmak istiyorum. Instagram'dan her şeyi cevaplıyorum bu arada. Bilginiz olsun. Merak ettiğiniz bir şey varsa cevaplayabilirim. Konuşmayı severim. Paylaşırım bilgilerimi. Fakat yani şu soruya bir cevap veremem arkadaşlar. Bazen yazıyor arkadaşlar. Abi şurada işte 2015 model motor buldum. 40.000'de bu alınır mı? Abi bilemem ki. Ben şimdi hani motorun alınır mı? Görmediğim, bilmediğim bir motoru alıp bilmek. Yani bunun için size bir şey alır, alın derim patlar. Ya alırsınız hiçbir şey olmaz. Yani daha önce nasıl sürülmüş? Gerekli bakımları yapılmış mı? Bununla ilgili artık zaten arkadaşlar biliyorsunuz. Soru cevap videolarımız var. Onları YouTube'dan izleyin. Orada sormak istediğiniz soruları lütfen bizimle iletişime geçerek sorabilirsiniz. YouTube'da o videoların altına yorum yaparak sorularınızı sorabilirsiniz. Oradan biliyorsunuz seçtiğimiz güzel mekanik teknik soruları Apo abi sizin için cevaplıyor arkadaşlar. Öyle bir seri başlattık biliyorsunuz. Lan benzinin bitti senin yüzünden Kemal. Ben benzin alacağım. Neyse bir benzinimizi alalım. A few moments later. Ne kadar alıyoruz? 100 lira. 100 lira Kemal'den bir benzin alabilir miyim? Hayırlı bir iş için yola çıktık da. Oğlum bak, Allah'ın sevdiği kulu falansın herhalde. Böyle bir şans çıktı karşına. Dikkat et. Benzinler Kemal'den. Yazın. Şurada bir mola mı versek 5 dakika? Kız arkadaşım yazmış ya. Oo, kameralara çıktın. Çapkın Kemal. Playboy Kemal. Yakalandın. Bir 100 lira daha koy yoksa hepsini yayınlarım. Şurada bir şey mi yapsak ya? Kahve molası mı versek? Kahve içelim. Tamam, hadi şuraya geçelim içelim. Evet arkadaşlar, reklam yapmak istemezdim ama Starbucks çocuk falan değilim ama kahvesi fena değil, filtre kahvesi arkadaşlar. Gittiğim yerde en basit kahve içelim, filtre kahve içelim. Motorun ruhsatı geldi mi kanki? Yok, daha gelmedi. İnşallah dolandırılmıyoruzdur. Dolandırılıyorsak videonun başını şimdiden değiştiriyorum arkadaşlar. Motor almaya gittik, nasıl dolandırıldık falan. Yani dolandırılacak bir durum yok. Daha para vermedik, en kötü gezmiş oluruz diye düşünüyorum ama ne diyorsun? Vallahi ben hala daha böyle çok heveslenmek istemiyorum. Bir motoru en görelim diye. En kötü senaryo yazdırıyorum kendimi. Olur be, Allah'ın sevdiği kulusundur belki. Yürü ya kulum diyordum öyle, sana bu arada. Öyleyse olacak gibi. Öyleyse olacak gibi. İnşallah, hayırlısı be. Ara sıra böyle durum, kahve molası falan. Ben eskiden hiç durmazdım böyle. Langır langır motor sürerdim. Artık durarak motor sürüyorum arkadaşlar. Hiçbir şey kaçmıyormuş, onu öğrendim. Umarım motor temiz çıkar da bu koşuşturmamıza değer. Yoksa Kemal 100 lira, benzinin 100 lirasını benden geri alacak. Benzinin parasını ben ödeyeceğim o zaman. Hadi yola devam ediyoruz. Whole team here,
money some. Still young, but I move like a veteran. New deal to my lawyer to send it. If you're down in my management, I'm just warming up a way to lie. Old producers saw the numbers one. Different colors in my baggy light. Chalk it up. Ta, motorun başına geldik. Aç bakalım kutuyu. Işık gitti. Şuradan çekeyim şunu. Arkadaşlar kusura bakmayın. Işık biraz karanlık ama Afrika'yı bulduk arkadaşlar. Dananan. Makine da cincik gibi be. L4 Sport. Bir üstüne otur bakayım. Kemal Bey. Hazır mıyız? Evet evet lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Evet kardeşim. Işıktan dolayı kusura bakmayın ama şöyle göstereyim. Duygularınızı alabilir miyiz Kemal Bey? Yani. Tracer'dan sonra. Ya böyle bir şey hissediyordum zaten yani. Aklımda fikrimle. Sen varsın. Neyse hayırlı olsun kardeşime. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gezmeye çıkıp motor alan tek insan. Gidelim mi artık ne diyorsun? İnmiyor ki motorun üstünden. Hadi gidelim sen bununla gel. Evet arkadaşlar motoru beğendik. Gerçekten çiçek gibi de bir makina. İnşallah hayırlı olur. Anlaştık gibi bir şey. Kapat kapat. Kendi motorunmuş gibi kapat kanka üstünü. Ört ört üşümesin. Evet artık çıkıyoruz buradan. Devam bakalım yola. Burası biraz rüzgarlı arkadaşlar ama makine şahane. Bugün böyle bir olay yaşadığıma gerçekten inanamıyorum. Gezmeye diye çıktık Afrika TV'ye. Daha almadık ama inşallah alırız diye düşünüyorum. Ben makineyi çok beğendim. Çok temiz. Aksesuarlı falan da bir şey. Kemal'le biraz bu ara diyorduk ki böyle adventure yapalım. İşte çamura mamura bulanalım falan. Kısmet oldu abi. Yani dün akşam otururken gördük. Bugün başka bir yere giderken başka bir şey oldu. Hayat tesadüfleri severmiş arkadaşlar. İnşallah hayırlısıysa makineyi alır geliriz. Yani bu Tracer'a da biraz kıyacağız ama yapacak bir şey yok. Adam adventure istiyor. Nasıl benim adventure'ım? Yılan. Hadi yola çıkalım, devam edelim. Muhabbeti yolda sürdürürüz artık. Evet, Caddebostan'ın arka sokaklarında geziyoruz arkadaşlar. Yeri önce bulmaya çalışacağız. Saplamasyon! Şimdi bir arkadaşınız motor alıyorsa ne yapıyorsunuz? Bizde öyledir. Yemek ısmarlar, yol masraflarını karşılar. Yaptırın kardeşim. Alıyorsa ödeyecek. Bu kadar basit. Ödeyeceksin oğlum. Neresi? Burası mı? Tamam çekelim bir yere motorları. Önüne çekemiyor muyuz? Ama içerisi dolu galiba. Şöyle mi bırakalım? Tamam bırakalım babacım. Ne olacak motor değil miyiz? Neymiş? The Gringy. Gringy mi? Greensy mi? Ne okunuyor? Grungy. Şimdi nasıl seni grungy'liyorum içeride seyret. Beni getirdiği hamburgerci burası arkadaşlar. Meşhurmuş. O yüzden kapıda sıra bekliyormuşuz. Şimdi sana hamburgerde nasıl saplayacağım biliyor musun? En iyi hamburgeri yiyeceğim burada. En pahalı hangisi onu söyleyeceğim. İçine 300 gramlık et koyduracağım. İkili söyleyeceğiz zaten. Double mı yiyeceğiz? Tekrar göstereyim şöyle abi. Ben pek bilmem ama burası iyi dedi Kemal. Benim ikinci gelişim gayet iyi. Afrika Kemal. Bundan sonra Tracer Kemal değil. Sana Afrika Kemal diyeceğim. Olabilir. Alsan da almasan da. Neyse hamburgerleri çekeriz arkadaşlar. İçerisi bayağı kalabalık. Sıra bekliyoruz bakalım. Yiyorsun bu hayatı be. Yiyorsun be. Afrika hamburgeri mi bunlar? Yemek için de olmuş. Arkadaşlar hamburgerler geldi. Böyle double mabul geliyor. Bir ısırık aldım. Lezzeti gayet güzel. Vallahi şiddetle tavsiye ederim. Sizin için de şimdi bir ısırık alıyorum buradan. Ses var biraz kusura bakmayın ama. Afrika'nın hamburgerleri bunlar be. Arkadaşlar tavsiye ederim. Gelecekseniz ismi gördüğünüz Google'a yazmanız yeterli. Bence oradan girip bir hamburger. Allah. Hamburgerlerin tadına bakabilirsiniz. Neyse artık ben yemeğimi yiyeyim arkadaşlar birazcık. A few moments later. Hamburgercimiz görüşürüz. Buyurun efendim geçiniz. Yayalara yol veriniz. Trafik trafik trafik. Nereden çıkacağız biliyor musun? Vallahi hiç bilmiyorum. Yazsaydın ya. Yazsaydın ya telefona. Belki aşağıdan çıkartacaktı bizi sahilden küt diye. Çıktık dönüyoruz. Yemeğimizi yedik. İşlemlerimizi hallettik. Hava da biraz karanlığa kaldık. O yüzden acık hava soğudu. İnşallah çok da üşümediğimi söyleyemeyeceğim ama umarım üşümeden tipiş tipiş yolumuza gideriz arkadaşlar. Gördüğünüz şans eseri neler oluyor hayatta arkadaşlar. Bugün böyle biraz şansımız yaver gitti. Şuradan çıkayım ben Kocaeli'ye doğru. Evimize dönelim. Kürkçü dükkanımız İzmit'imize geri dönelim arkadaşlar.
İstanbul'unuz fazlaca kalabalık. Daha da fazla kalabalık yapmadan geri evciğime dönmek istiyorum. Bu arada lütfen bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şuradan bir takip edin ya. Bizi lütfen takip edin arkadaşlar. Kanalımızın büyümeye ihtiyacı var. Birlikte daha güzel büyüyeceğimizi düşünüyoruz. Az çok demeyelim. Abone olmak size pek bir şey kaybettirmez. Tabii ki eğer hoşlanıyorsanız, bu tarz içerikleri görmek istiyorsanız artık böyle biraz daha vlog ağırlıklı gidebilirim diye düşünüyorum. Siz de bu tarz içerikleri beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Oradan böyle bir sinyal çakın bize. Biz de bu tarz içerikleri daha çok arttırabiliriz. Konuşmuştum, daha önce de söylemiştim. Bu tarz içerikleri biraz arttıracağım demiştim. İzleyici kitlemiz de bu tarz içerikleri işin açığı beğendiğini görüyorum buradan. O yüzden tekrar atıyorum, şuradan bir kanala abone olmayı unutmayalım. Onun dışında umarım herkes bir gün istediği motora böyle Kemal gibi güzel fırsatlar denk getirerek sahip olur inşallah diyelim. Yani abone olanlar olsun arkadaşlar. Onların işi, olmayanları bilemeyeceğim yani. Açıktan izleyenlere diyecek bir şeyimiz yok.